Dostlarım merhaba. Daha önce yumurta, et, tavuk, balık, peynir, yoğurt ve zeytinyağı hakkında videolar hazırladım. Hatırı kalmasın, bugün de tereyağı ve doymuş yağlardan bahsederim. Çocukken ben de tereyağı yerdim demeyeceğim. Çünkü ben ve benim kuşağım tereyağından çok sana yağıyla, vita yağıyla yani margarinle büyüdük. Annelerimiz sokakta oynamaya giderken ellerimize margarin sürülmüş ekmek dilimleri tutuşturur. Yeteri kadar zararlı değilmiş gibi bir de üzerine toz şeker dökerlerdi. Bugün yaşıtlarımın geçirdiği kalp krizlerinin bir nedeni de çocukken yedikleri işte o fabrikasyon yağlardır. Dostlarım, yağlar kabaca oda sıcaklığında katı halde bulunan doymuş yağlar ve oda sıcaklığında sıvı halde bulunan doymamış yağlar olarak ikiye ayrılır. Tereyağı doymuş yağların efendisidir. Doymuş yağlarda karbon atomlarının hepsi hidrojen atomlarıyla sıkıca bağlanmışlardır. Doymamış yağlarda karbon atomları arasında gevşek bir bağ bulunur. Tereyağına doymuş yağ, zeytinyağına doymamış yağ diyoruz ama aslında bu yağların içinde hem doymuş hem doymamış yağ bulunur. Tereyağının içinde burada gördüğünüz gibi doymuş yağ fazladır. Zeytinyağının içinde doymamış yağ fazladır. Dostlarım, doymuş yağ üzerinde neden bu kadar çok duruyorum? Çünkü araştırmalar tereyağı gibi doymuş yağ oranı fazla olan yağların kandaki kötü kolesterolü daha çok yükselttiğini ve damar tıkayıcı etkisinin daha fazla olduğunu gösteriyor. Ne kadar çok tereyağı yani doymuş yağ yerseniz kalp krizi geçirme ihtimaliniz o kadar artıyor. Bugün size önce tereyağının ve diğer doymuş yağların zararlarından, en sonunda da faydasından bahsedeceğim. Dostlarım, damarlarımız kurşun bir boru veya plastik boru gibi katı değildir. Etrafını saran kaslar sayesinde daralıp genişler. Bu sayede ihtiyacı olan yerlere daha çok kan gönderir veya soğuk havada dışarı çıktığınızda olduğu gibi büzüşerek kan akımını azaltabilir. Damarlarımızın daralıp genişlemesi sadece dış ortam ısısına bağlı değildir. Stres ve ondan çok daha önemlisi yediğimiz besinlerdeki yağ miktarı da damarlarımızı daraltabilir. Şöyle tereyağlı bir pirinç pilavı veya bol peynirli bir pizza yediğinizi kabul edelim. Siz daha yemeği yer yemez yağ bağırsaklarınızdan kanınıza karışmaya başlar. Burada iki serum tüpü görüyorsunuz. Solda yağsız yemek yiyen bir insanın kanı var. Bakın, kırmızı kan hücreleri tüpün altına çökmüş, üstteki serum gayet berrak. Sağdaki tüpte tereyağlı, doymuş yağlı bir beslenmeden 4-5 saat sonra alınmış kan numunesi var. Serumun yenilen yağın etkisiyle nasıl bulanık hale geldiğine dikkat edin. Bu tabloda yağlı bir yemekten sonra serumdaki yağ miktarının nasıl arttığını ve 5 saatten sonra azalmaya başladığını görüyorsunuz. Sabahleyin ekmeğinize tereyağı sürdünüz veya yağlı bir peynir yediğinizde serumunuz ama az ama çok yağlanır. 5 saat sonra kanınızdaki yağ azalmaya başlarken öğlen yemeği vakti gelir. Bu sefer et köfte yersiniz. Serumunuz tekrar yağlanır. Vücudunuz yakarak veya depo ederek yağdan kurtulmaya çalışır. Derken akşam olur, şöyle bol peynirli bir pizza yersiniz. Serumunuz gene yağlanır. Dostlarım, yediğiniz yağın damarlarınızın içinde bir gün, iki gün, bir hafta hatta bir iki yıl dolaşması fazla bir soruna yol açmayabilir. Ancak 10 yıl, 20 yıl dolaşması eninde sonunda damarlarımızın içini yağlayacak, oluşan plaklar kalp krizine veya felce yol açacaktır. Yediğiniz tereyağı ve doymuş yağ sadece plak oluşumuna yol açmaz. Aynı zamanda damarlarınızın spazm yaparak büzüşmesine de neden olur. Kalp krizi riskinin ağır yağlı bir yemekten sonra artmasının bir nedeni de budur. Günümüzde ultrason aletiyle bakın boynumuzun şu ön yüzündeki karotis yani şah damarlarını görünür hale getirip kalınlığını da ölçebiliyoruz. Bilim insanları aç karnına şah damarlarına baktıkları insanlara 20 gram doymuş yağ içeren bir yemek yedirdiler. 2 saat sonra tekrar ölçüm yaptıklarında damarın daraldığını ve kan akımının azaldığını gördüler. Dostlarım, tereyağı ve doymuş yağlar sadece damarlarınızı tıkamakla kalmaz, akciğerlerinizi de etkiler.
hava yollarınız da aynı kan damarları gibi yağın etkisiyle daralır. Bu yüzden astım, KOAH, astmatiform bronşit gibi tanılar alan hastaların yağlı yemeklerden uzak durması gerekir. 117 bin sağlık çalışanının 27 yıl takip edildiği bu çalışma, tereyağı başta olmak üzere tüm doymuş yağların felç geçirme riskini artırdığını göstermiştir. Yağlı beslenmenin meme kanserinden ölüm oranlarını artırdığını daha önce bir videomda söylemiştim. Yağı azaltmak, meme kanserinin nüksetme riskini %23, genel ölüm oranını da %17 oranında azaltır. Bu yüzden meme kanseri teşhisi alan kadınların yağ tüketimini azaltmaları, tercihen yağsız beslenmeye geçmeleri gerekir. Hocam, videonuzun başlığı tereyağının faydaları. Siz bize hep zararlarını anlattınız. Bu tereyağının hiç mi faydası yok diyeceksiniz. Tabii ki var. Dostlarım, bakın, bir taşı havanda iyice ezip ağzınıza atın. Vücudunuz onun içerisinde bile faydalanacağı bir mineral bulacaktır. Tereyağının yağda eriyen A, D, E, K vitaminlerinden zengin olduğu söylenir. Doğrudur. Ancak bu vitaminlerin hepsini damarlarınızı riske atmadan, boş kalori almadan başka besinlerden çok kolay temin edebilirsiniz. Bir yemek kaşığı tereyağındaki E vitamininden daha fazlasını tek bir bademden alabilirsiniz. Benzer şekilde bir havuç daha, bir yemek kaşığı tereyağından daha fazla A vitamini vardır. İki kaşık naneden bir kaşık tereyağından fazla K vitamini alırsınız. Ve bir kaşık tereyağından alacağınız D vitamini için 1-2 saniye güneşte durmanız yeterlidir. Dostlarım, gördüğünüz gibi tereyağının size verdiği lezzet ve KOF kalorisi dışında neredeyse hiçbir faydası yok. Takipçilerim, sadece tereyağı ve doymuş yağlardan değil, zeytinyağı dahil olmak üzere tüm yağlardan uzak durmanızı tavsiye ettiğimi bilirler. İlla bir yağ kullanacaksak zeytinyağını tercih edelim. Yemeklere bir kaşık tereyağı yerine bir kaşık zeytinyağı koymanız şeker hastalığı riskinizi %8 azaltır. Zeytinyağı da damarlarımızda enflamasyona neden olur, ancak bu tereyağı ve doymuş yağlara kıyasla çok daha azdır. Her zaman olduğu gibi bu videonun altına da "Efendim, benim dedem nenem her gün tereyağı yedi, 100 yaşına kadar yaşadı" diye not düşenler çıkacağını biliyorum. Haklılar. Bazı insanların o kadar iyi bir genetik yapısı vardır ki yanlış beslenmelerine rağmen uzun yıllar ciddi bir sağlık sorunları olmaz. Sevgili arkadaşım Doktor Gökhan Çakıroğlu'nun annesi gibi. Hani bizim bazı var, doktor arkadaşlarımız var böyle. "Yok, onu yemeyin, bunu yemeyin." Ne yağ yiyorsunuz? Anlat şimdi bana. Tereyağı eritilmiş, saf, hakiki tereyağı yiyorum. Yaşını söylemiyoruz ama 90 üstünde. Yok, 91. 91, tamam. Gördüğünüz gibi Sebahat teyzem kendini bildi bileli tereyağı yiyor. Ama 41 kere maşallah sıhhati gayet iyi. Ama aynı şeyleri yiyen eşi rahmetli Arif amcam şeker hastalığına ilave olan sağlık sorunları nedeniyle erken diyebileceğimiz bir yaşta vefat etti. Eğer genlerinize güveniyorsanız buyurun siz de tereyağı yiyin. Et yiyin, yumurta yiyin, doymuş yağ yiyin. Nasıl ki her sigara içen akciğer kanseri olmuyorsa size de bir şey olmayabilir. Ama işimi şansa bırakmayayım. Bilim ne diyorsa, kanıta dayalı tıp ne diyorsa o yolda gideyim diyorsanız beni dinleyin. Tereyağı başta olmak üzere tüm doymuş yağlardan uzak durun. Bugün gene lafı uzattık. Umarım sıkılmamışsınızdır. Haftaya bir başka konuda sohbet etmek üzere hepinize sağlıklı ve huzurlu bir hafta dilerim.